Lozan barış görüşmeleri başladığında öncelikli olarak bu konuyu İngiltere gündeme getirdi. Ama biz şunu da biliyoruz. Türkiye daha Lozan'da değil, çok daha önceki dönemlerde, örneğin 1921 yılında barış görüşmeleri sürerken değişik temaslar söz konusu olduğunda Türk heyetinin cebinde bulunan yol haritasında ekaliyetlerin mübadelesi diye bir hüküm vardı. Yani Türkiye aslında Osmanlı Devleti'nden kalan azınlıklar sorununun kendi başlarına açtığı o büyük problemi bildiklerinden kesin çözüm olarak zaten mübadeleyi düşünüyorlardı. Dolayısıyla Yunanistan İngiltere tarafından bu teklif gündeme getirildiğinde Türk tarafı buna çok hevesle yaklaştı. Bir parça Yunanistan'ın tereddütlü durduğunu söyleyebiliriz. Ama Yunanistan'ın içinde bulunduğu sosyoekonomik koşullara bakıldığında Yunanistan'ın da gene bunu bir çözüm yolu olarak kabul etmesinden başka çare yoktu. Çünkü az önce de söyledim, yaklaşık olarak Kasım ayının sonuna kadar 850 bin kişi Türkiye'den ayrılmış ve Yunanistan'a sığınmıştı. O zamanki Yunanistan'ı 3,5 milyonluk bir Yunanistan olarak görürsek, kabul edersek, bu elbette büyük bir bunalım yaratmıştı Yunanistan'da. Büyük bir yığılmaya neden olmuştu ve o yığılmayla birlikte de tabii ki sayısız bir takım sorunlar kendini göstermişti. Bu nedenle Yunanistan'ın da mübadeleyi kabul etmesinden başka çare yoktu.